Bugün Balıkesir Merkez Kız Teknik ve Meslek Lisesi bahçesinde basın mensuplarına bir açıklama yapan Eğitimsen Balıkesir Şube Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Aslan, sendika olarak bilimsel, layık ve demokratik bir eğitim istediklerini belirtti. Mehmet Aslan, eşofmanla derse girme amaçlarını da şöyle anlattı. Şu anda yaptığımız eylem, saf bir kıyafet yönetmeliği başlıklığı üzerinden yapılan bir eylem değildir. Bizim bu eylemimiz daha önce de yönetmelik çıkmadan önce vardı kafamızda. Örgütümüz özellikle bugün milli eğitimde yaşananlara karşı bir dikkat çekmekti. Bugünkü eylemimizin hedefi ve amacı. Biliyorsunuz ülkede tek tipleştirici bir yönelim hala devam ediyor. Özgürlükler kısıtlanıyor. Sendikal özgürlükler kısıtlanıyor. Şu anda keske bağlı sendikaların yöneticileri ve üyeleri tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Eğitimde ticari ilişkiler üzerinden eğitimin ticarileştirilmesi çalışmaları hala devam ediyor. Bildiğiniz gibi performansa dayalı ücretlendirme, öğretmenlerin değişik kişilerce değerlendirilerek buna uygun ücretlendirme politikaları var. Yani bunlar artarak devam ediyor. Diğer yandan eğitimin içeriği tamamen boşaltılıp bilimi ve eğitimi dini referanslara göre algılayamazsınız. Bu arada KRT Haber'den Hakan Küçükakman okul önünde bulunan öğrencilere de mikrofon tutarak kıyafet serbestliği konusundaki görüşlerini aldı. Ben de okul kıyafetleri görmüştüm. Okul kıyafeti mi iyi, serbest kıyafet mi? Okul kıyafeti. Bence olsun mu olmasın bence mı? Bence olsun. Ya ama bir bakımdan da olmasın. Sonuçta nasıl desem, şimdi okul formaları daha mantıklı bence. Çünkü öğrenci olduğumuz belli oluyordu yani okul forması bildiğimiz. Kıyafetler serbest olursa ne giymeyi düşünüyorsunuz? Ya kıyafetler serbest olursa kot pantolon yasak diyorlar. Yani giyecek bir şey yok kot pantolon yasak.